Ha, var mıymış yoksa? Varmış ya. Günahını aldım telefonu. Zoom yapabiliyorum. Abi çok güzel renkler. 2019'un ortasında. Evet. Normal yani, olması lazım. İbrahim'cim hoş geldin ya. Hoş bulduk. Sen nereden geliyorsun? Anlat ben biraz kendini. Ben, çekeyim bari. Ben Karlsruhe'den geliyorum. Karlsruhe'den geliyorsun. Öncesinde? Daha öncesinde Polonya'daydım. IBM'de çalışıyordum. Ondan önce de İstanbul'daydım. İşte Blue Card'da Polonya'ya geldim. 2 sene ırkçı arkadaşlara katlandım. Sonra Polonya'yı pek tavsiye etmiyorsun galiba. Üniversite öğrencisiniz, tavsiye ediyorum. Ha. Kızlar gırla. Evet. Üniversitede de ırkçılık yok. Ama çalışmaya gidecekseniz, aileniz varsa, çocuğunuz varsa hiç tavsiye etmiyorum. Evet, direkt Almanya. En iyisi Almanya ya da Hollanda. Hollanda'da maaşlar yüksek ama yaşam şartları da çok pahalı. O konu uzun ya, o konu uzun. Ama bence Almanya ideal. Evet. Bir yandan konuşalım canım, etrafın güzelliklerini. Burası da güzel bir Schloss diyelim. Württemberg Schloss diye bir yer. Burayı ziyaret ediyoruz. Karlsruhe'den geldi İbrahim. Bugün böyle bir gezelim. Geziyoruz. Edelim. Almanya'ya geldik. Hepimiz mutluyuz. Pişman değiliz. Neler başımıza geldi işte. Biraz dertleşiriz, sohbet ederiz. Evet. Hem iyi hem kötü tecrübelerimizi paylaşıyoruz yani yanlarını. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Devam ediyor video Oğuzhan bu arada. Ben. Video devam ediyor arkadaşlar. İbrahim dediğim gibi geldi ziyaretime, sağ olsun. Ta Karlsruhe'den 3 saat tren yolu tepti. Kendisiyle ben 2017 yılında ilk kez telefon görüşmesi yapmıştım. O da Polonya'dan. Polonya'daydı, aramıştı beni. Öyle Almanya'da iş bakarken en son o da geldi Almanya'ya. Memnun musun? Ben memnunum canım. Ben işte 9 ay oldu geleli. Deneme süresi de bitti. Artık her şey daha böyle sağlam oldu yani. Oturdu. Sorunsuz bir kontratım var. Evimi tuttum. Adresim belli. Bence her şey güzel. Yani söyleyecek negatif hiçbir şey yok. Yani var canım negatif ya. Yani negatif ne var? Buraya gelince ev bulmak zor. Ev bulması zor. İşte hani öyle şeyleri açtık artık. Yani 9 ay oldu. Evet. Hani evet. Şimdi her şey yoluna girdi. Karlsruhe'da bir de hava sıcaklıkları daha ılıman galiba. Tabii zaten ben o yüzden onu tercih ettim. İyisin, yani gidip de Hamburg'da, Berlin'de çalışmak istemedim. Evet. Şansımı evet, hani evet, bu işi buldum. Hani çok kolay olmadı. Nereden baksam bir seneden fazla sürdü. İş arama mevzusu. Evet, pes etmeyin. Ama sonra olunca oluyor arkadaşlar. Kaç yani iş yerine başvurdun? 180-200 tane pozisyona başvurdum. Sadece 3 mülakat aldım. O 3 tanesinden bir tanesi de işe girdim. Niye soruyorum arkadaşlar? Birçok insan var bana böyle diyor ki işte çok başvurdum, iş dönen yok bilmem ne. Pes etmeyeceksiniz. Yani çok başvuru, ben de çok başvuru yapmıştım. Ancak yanlış yani var, çok zor yani şey yapıyorlar. Yani iş bulmak zor değil aslında. Ama başvuran çok var. Evet. Yani İtalyanlar, İspanyollar, Hintliler, Romenler, bunlar hep Avrupa Birliği üyesi. O yüzden vizesiz gelebiliyorlar, burada çalışabiliyorlar. Evet. Şimdi o adamlar zaten buraya çok rahat geliyorlar. Evet. Bizim vize almamız lazım, uğraşmamız lazım. Avrupa Birliği vatandaşı değiliz, hani oturum iznimiz lazım. Onlarla işte yarışmamız lazım. Bir de senin dediğin gibi Hintliler çok ve Hintliler çok ucuza, çok ucuza çalışıyorlar. Hani senin 60K istediğin işe adam 45K'ya geliyor buraya. Evet, evet. Evet. Bu IT için gelenlerin, hatta Blue Card'la gelenlerin, benim bildiğim kadarıyla %50'si Hint kökenli, Hindistan kökenli. Ya şöyle bir şey %50'si var işte, administration işler, işte Linux administrasyonu, Windows, evet. Network hamaliye. System, hamaliye işler. Veriyorlar. Gerçi Almanların yapmak istemediği işleri işte Hintliler yapıyor. Ya bir de Almanlar şöyle, üniversite okumaya gerek duymuyor birçok Alman. Diyor ki ben diyor ne de olsa diyor şey yapacağım diyor, yeterince para kazanıyorum diyor. Aileden de kalma evi bilmem nesi var. Hayatı rahat. Hayatı ya rahat. Adam şöyle söyleyeyim. 2000 euro kazanırım bana yetiyor zaten diyor. Adam diyor ki ben gideyim postanede çalışayım. Evet. 800 bin euro para alayım. Nasılsa evim var babamın. Her halükarda 1500 ben kazanıyorum. Ben zaten onu kullanırım diyor. Yani evet. Adamın gidip de emek vermek ne bileyim zor İşlerle çalışmak tırmalamaya gibi bir niyeti yok. Yok yani. Öyle bir İhtiyacı şey yok ve hayat onlar için çok daha böyle sınırları belli. Evet, evet.
Evet, aynen öyle. O yüzden de dışarıdan tabii mühendis açığı sürekli var yani. Öyle mühendis şey olsun, ha, doktor pardon. Olsun, hemşire olsun, bilim adamı olsun. Yani sadece mühendis değil, sağlık konusunda da bayağı açık var. Ama işte dil bilmeniz lazım. Dil, dil. Onun için de işte Göte'ye falan gidip Almanca öğrenmeniz lazım arkadaşlar yani. Evet. Keşke ben zamanında Almanca öğrenseydim, buraya öyle gelseydim. Daha rahat diyorum. Gelirdin. Dil bilen insanların dil bilmeyenlere göre ne iş olursa olsun en az 10 kat daha fazla şansı var dil bilenlerin. Artı buraya gelip burada deneme süresini bitirdikten sonra başka bir iş yerine geçme şansınız da çok evet, yüksek. Evet, maaşını arttırarak yani geçebilir. Ben deneme süresi bittikten sonra LinkedIn'den çok fazla teklif aldım arkadaşlar yani. Evet. Seni zaten burada olduğunu görüyor. Burada çalıştığını biliyor. Evet. Sonra sen deneme süresini bitirdiğin için kendini de kanıtlamış oluyorsun. O yüzden seni tercih ediyor. Diyor ki zaten bu adam burada. Buraya evet. Entegre olmuş durumda. Evet, evet, doğru. Seni getirebiliyor. Kayıtta. Buyurun. Kayıtta mıyız patron? Kayıttayız. Tamam. Objektife bakaraktan. Bu çünkü bayağı bir yandan şey yapıyor. Objektif. İyi, nasıl gidiyor? Başka neler yapıyorsun? Hobilerin ne senin? Benim İbrahim'in hobim, de kanalı var bu arada. Ben ne yapıyorum? Ben işte 30 seneye yakın akvaryum hobim var. Maltepe'de İstanbul'da dükkan açmışlığım var yani bu hobiyle ilgili. Evet. İşte balık tutuyorum Mersin'de olduğum için. O dükkanı ne oldu? Kapattın İşte mı? Kapattım. Kendi şirketimi kurarken daha kendi şirketime ağırlık vermek için dükkanı kapattım. İstanbul'da patronmuş. Ha, İstanbul'da patronduk. Sonra batınca elemanlarımız çalınınca evet. Sonra çalışan olduk. Ama şu an halimden memnunum yani. Tekrar patron olmak gibi bir niyetim yok. Avrupa'da zaten patrona huzur yok. Burada daha iyi. Çalışan olmak daha iyi Avrupa'da. Sorumluluğun az. Sorumluluk az. Yani yaptığın işin sınırları belli. Evet. 8 saat çalışacaksın. 8 saat sonra çıkacaksın. Yani fazla çalışırsan niye çalıştın diyorlar. Parasını da veriyorlar. Yani nöbet tuttuğumda parasını veriyorlar. Ama mesela hafta sonu bir şey oldu çalıştım, o zaman da hafta içi gelme diyorlar. Git kafanı güzel. Topla, tatil yap diyorlar. Ve hani gidip de izin kullanmıyorsun yani, sadece ben gelmiyorum diyorsun, gitmiyorsun yani. Evet. Cumartesileri de izinden kesmiyorlar, o çok güzel ya. Geçen... izin de çok, 28 gün izin var. Yani izini harca harca bitmez. Bitiyor bir de canım. Çok fazla bayram var. Bitiyor canım. Ben Türkiye'ye gidiyorum. Bitiyor. Sen bir ay full gidiyorsun mesela. Yani ben şimdi düşünüyorum mesela hafta. Mart'ta 4 gün izne çıktım. Çünkü geçen seneden 4 gün yapamamışım. Yani kullanamamışım. Daha duruyor senin o zaman. Yani mesela Mart'ta 4 günü kullandırdılar bana. Evet. Şimdi 28 gün kaldı. 28 günde işte Türkiye'ye giderim. İşte biraz dolaşırım Avrupa'da. Evet. Sevdin mi Münih taraflarını? Ya Münih tarafı güzel ama çok büyük. Yani kendi kanalımda da bugün video çektim ben. Böyle bir ayda gezip de bitirecek gibi değil. Müzeler, saraylar, gösteri merkezleri, evet. Operalar işte yani. Gerçekten burada öyle uzun süre kalıp yani tadına vararak gezmek lazım. Doğru. Ben geldim de. Mesela bugün sadece meydanı gezdim. English Garden'a gittim. Evet. Pilim bitti, öyle söyleyeyim yani, yoruldum. Burada gezmek için çok zaman ayırmak lazım ya. Biz hala geziyoruz, hala gezeceğimiz yerler var. İşte sıkılmazsın. Bir de çok fazla ulaşım sorunu yok. Her yere rahatlıkla gidebiliyorsun. Evet. Tren olsun, otobüs olsun, işte evet. Kendi arabanla. Ve etrafta da böyle farklı bir sürü kale var, turistik yerler var, saraylar göller var. Var, göllerin kenarında tesisler var. Hani İstediğin yere gidebilirsin. Burada mesela Starnberger See denilen bir göl var aşağıda güneyde. Buraya 25-30 dakika arabayla. Bayağı da büyük bir göl. Çok güzel orası. Avrupa'nın en zengin muhitlerinden birisi olarak söyleniyor. Yani muhit olarak çok zengin. Ev sahipleri daha doğrusu çok zengin ve ayrıca çok güzel. Zaten gerçekten gölün etrafı falan bayağı böyle endemik güzel yani. Yeşil. Ama Almanya'nın kendisi endemik güzel ya. Her yer Almanya yemyeşil. Hep öyle yani de işte. Ben hakikaten çok mutluyum yani. Her yer yemyeşil. Evet. Doğayı seven insan için çok güzel. Ve huzurlu. Yani o şehir gürültüsü yok. Evet. Hemen evet. Arabayla şehirden 10 dakika içinde çıkıp evet. Hatta bir, şehirden bir köye çıkmadan gidip, yani bir köye gidip orada çok rahat kafa dinleyebiliyorsun. Evet. Evet. Mesela
ben bir burada büyüyen birisiyle konuştuğumda şey diyor, niye geldim filan diyor. Ya diyorum sıkıldım İstanbul'dan, çok kalabalık filan. Ya biz de onu arıyoruz diyor adam. Adam da alışmış. Yok. Yani buraya, buranın sakinliğine filan alışmış. İstanbul'un hareketini seviyor, bilmem işte gecesini seviyor, insanların çok olmasını seviyor. Ama sen orada tabii çalışmamışsın. İstanbul içinde yıllarca bir çalış, oranın şeyini gör, ızdırabını bir çek, ondan sonra bakalım ne diyeceksin. Ya şöyle tatil söyleyeyim. İçin gidiyor yani oraya. Ben sadece Kartal Soğanlık'ta oturup Maslak 4 Levent'te Vodafone'a şey, danışmanlığa gittim. Gidiş 1-1,5 saat sürüyor, dönüş 1,5 saat yine sürüyor. Minimum. Hele bir de şeyse, Ramazan dönemi ise iki yanın orada kilitleniyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Evet. Şeyde uyuyorsun, servislerde uyuyorsun. Eğer şansın varsa serviste gidebilirsen. Şimdi 15 dakikada gidiyorsun. 15 dakikada geliyorsun. Münih'te o söylediği geçerli değil de Karlsruhe'da geçerli. Benim için öyle mesela. Ben mesela geçen Maltepe'den işte Kadıköy'e indim. O kadar insanların arasında o gürültü, o kalabalık. Kaçtım, direkt Maltepe'ye geri döndüm mesela. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben de mesela şu anda biz Puhaim'dayız. Benim evin çok yakınında. Bir parktayız. Buralar çok güzel, sakin. Ama Münih merkezde bile artık, Münih merkezdeki AVM'ler olsun, ne bileyim bazı bölgeler olsun, beni bunaltıyor. Özellikle Marienplatz denilen yer mesela çok kalabalık. Turist kalabalığı da var. Artık ben oralardan bile bunanıyorum ki İstanbul'a geldiğimde yazın ah diyorum yani, kurtulayım şuradan diyorum. Sırf yani böyle yemekleri özlediğim için aslında İstanbul'a geliyorum. Gerçekten ama yemekleri özlüyoruz. Bak buradaki Türk marketindeki ürünler çok kaliteli değil. Yani tamam, evet, hani çok enteresan. Suntat olsun, gazi olsun, gerçekten o tadı tutturamıyorlar. Vasat kalite ürün getiriyorlar buraya. Türk fırına gidiyorsun, aldığın poğaça Türkiye'deki poğaçaya hiç benzemiyor. Yani evde annenin yaptığı poğaça bile, evet, buradaki poğaçanın hani 10 misli daha kaliteli. Buradakiler hani sokakta satılan simit gibi bile değil. Çok, evet, kalitesiz. Yani Almanya'daki en büyük özlem bence yemek. Yemek, iki sosyal hayat, arkadaşlar, dostlar, evet, sosyal, evet, beraber arkadaşlarla geçirdiğin zaman. Evet, ben onu geçen de söyledim bir videoda. Yani Almanya'daki şirketlerde değil mi, yani öyle çok böyle samimi olamıyorsun insanlarla. Ya etkinlik yapıyorlar. Etkinlik falan. İşte geçen cuma Family Day vardı. Herkes ailesinin çocuğunu aldı geldi. İşte böyle bir uzay konsepti yapıldı falan. Pastalar, hı-hı, pizzalar, her şey şirketten. Ama yani şirketin dışında bir sosyal hayat söz konusu değil. Her şey o 8 saatin içerisinde. Evet, evet. İşte öyle, arkadaşlarla mangala giderdik, işte balık tutmaya giderdik. Hani en kötüsü Boğaz'da gider bir yerde otururuz, çay içer, sohbet ederdik. Hani o sosyal hayat burada biraz daha kısıtlı. Artık benim kanal sayesinde bütün böyle maşallah IT severler, IT'ciler buluşuyor, geliyor, beni ziyaret ediyor. Sonra ben onları tanıştırıyorum. Hatta İbrahim trende birisiyle karşılaştı. Trende mi karşılaştınız yoksa siz onu? Yok, biz onu LinkedIn'den tanıştık. Ozan'la. Siz dün nasıl buluştunuz? Sen yok, gittin. Ben onu zaten tanıyordum. LinkedIn'den konuşuyorduk ona, biz onunla. O buraya geldiğini söyleyince, tamam, ben de dedim ki ben işte Münih'e geliyorum, Oğuzhan'la buluşacağım. Hani biraz sohbet ederiz hafta sonu. Dedi ki ben de vaktim var, görüşelim. Biz dün yemek yedik, fotoğraf çektik, Oğuzhan'a gönderdik. Sağ olsunlar. Evet, yani böyle benim kanal biraz insanları birleştiriyor sağ olsun. Onlar da kendileri arasında sosyalleşiyorlar. Beni de ziyaret ediyorlar. Ya bir kere sen belli bir amaca yönelik değil, sen insanlara yardım etmek için, evet, video çekiyorsun. Kendi yani çektiğim çileleri başkaları çekmesin diye, aynen, çektim çoğunu. Aynen, hani o ortak paydada o yüzden buluşabiliyoruz. Evet, evet. Çünkü buraya her gelen insan yalnız. Evet, neredeyse. Kimseyi Almanca bilmiyor. Hiç kimsenin burada akrabası yok ki elinden tutsun, yardımcı olsun, bir şeyler göstersin. Yani işte böyle birbirimizin videolarından, işte birbirimizin deneyimlerinden faydalanıyoruz. Anca öyle. Evet. Yani öyle. Sen şimdi bana 2017'de ben seni aradığımda İbrahim ben ehliyet için 700 bin euro harcadım demeseydim, ben ehliyetimi gelip burada 700 bin değil. Ha, bin euro. Bin euro. 700 bin euro. 1000 euro muydu? Tamam. İşte o civarda 1000 euro diyelim. 1000 euro tutuyor burada ehliyet, i̇şte, maliyeti ehliyet demiştim. Ehliyet değişimi. Evet, sen, evet, bana bunu söylemeseydin,
Evet. Ben onu yapmayacaktım. Ben Polonya'da ehliyetimi 20 euroya değiştirdim. 10 euro da üzerine para koydum, 30 euroya uluslararası ehliyet de aldım. Şimdi Almanya'da evet, evet. 970 euro kârdayım. Şimdi demek bu... sana bir yemek ısmarlamam lazım. Sen bana bayağı bir şey ısmarlamam. 900 euro için artık bilmiyorum. Şu drone'u sen bana vereyiz. Tamam. Şey yapacağız arkadaşlar. Bunu çok önemli bu konu, ehliyet konusu. Eğer Almanya dışında başka bir ülkede işe başlıyorsanız mutlaka o ülkede ehliyetinizi alın. O ehliyet Almanya'da geçerli oluyor. Fakat Almanya'da işe başlayıp o ülkeye giderseniz gidip sonradan Almanya'da oturumunuz var diyelim, geçmiş dönemde Almanya'ya tekrar geldiniz diyelim, o ülkeden getirdiğiniz ehliyet bu sefer geçersiz oluyor. Neden? Çünkü Almanya böyle gıcık bir ülke ehliyet konusunda. Eğer geçmiş dönemde burada oturumunuz varsa buradan ehliyet almanız gerekiyor. Ama hiç oturumunuz yoksa burada Ukrayna olur. Atıyorum. Ya Bulgaristan vatandaşı olur. Bugün Avrupa Birliği üyesi. Oradan alsın gelsin mesela. Polonya olsun abi. Ya Polonya Senegal olsun. Bak Senegal bile, Senegal ehliyeti bile burada geçerli. İşte. Türkiye ehliyeti geçerli değil. Ya mesela ben Polonya'da ehliyetimi götürdüm, verdim. 3-4 ay bekledim. Bana ehliyetimi verdiler. Ne sınava girdim, ne yazılı, sözlü, hiçbir şey olmadı. Yani Hollanda, test olmadı. Evet, Hollanda, İtalya, Fransa, bunların hepsi Türk ehliyetini alıyorlar, değiştiriyorlar. Ama bizim bu Almanya artık kurslara mı para kazandırmak için bilmiyorum, şeylere mi para kazandırmak için, hükümet kendisi mi para kazanmak için Türklerden böyle bir şey talep ediyor ki minimum 1000 euro gidiyor, yani öyle söyleyeyim. Ha, her şey süper gider, harika gider, 700-800 euroya halledersiniz ama ortalama 1000 euro diyeyim ben size. Benim verdiğim parayı derseniz 1350 euro verdim ben ehliyete. Sen bir daha mı sınava girdin? Evet, ben bir kere kaldım. Bir kere pratik sınavdan kalmak 350 euroya mal oluyor. Neyse, durum bu şekilde. Ehliyet konusu da böyle. Bu videoyu koyuyorum kanalıma. Ayrıca İbrahim'in kanalı da var. O daha da güzel konulara değiniyor kanalında. Mutlaka onun kanalının da linkini aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Üye olun, ona da destek olun. Onun ekipmanı kuvvetli hatta. Görüntü kalitesi falan emin olun benimkilerden daha iyi. Değil mi? Ben işte fotoğrafçılıktan geliyorum. Zaten benim böyle bir 10 senelik bir geçmişim var. Hani fotoğrafçılıktan geldiğim için biraz bu makinalara biraz özen gösteriyorum. Özen gösteriyor. Artı ne diyeyim? Çoluk çocuk da yok. Vakit de harcayabiliyor. Tabii, çok geziyorum. Dikkatli ol oğlum. Niye getirdin bunu? Bunu getirmiş çocuk ya. Kendinize dikkat edin. Bırak oğlum onu bir yere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Puheim Münih'ten herkese selamlar. Selamlar. Bilgi paylaşmış gibi yürü arkadaşlar. Evet. Birbirinize yardımcı olun, destek olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir de like atın. Abone olmayı unutmayın. Kapat hocam.